Cumhuriyet TV ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini sizlere hemen aktarayım, sonra konuşalım. Evet, aylık enflasyon %3,18 oldu. Yıllık enflasyon ise %69,80'e yükseldi. Yıllık hedef olan %36'dan da böylece bir adım daha uzaklaşılmış oldu diyebiliriz. İstanbul Ticaret Odası'nın verileri de var. Aslında bir fark da var bu veriler arasında. İstanbul Ticaret Odası'na göre aylık enflasyon 4,89 iken yıllık enflasyon %78,81 oldu. Bugün bu verileri konuşacağız. Konuğumuz ekonomist Onur Çanakçı. Hoş geldiniz. Merhaba İrem Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi Onur Bey, verileri aktardım. Sizden bir ilk değerlendirme isteyeceğim. Biliyorsunuz bir yıllık hedef var. Merkez Bankası'nın %36'lık, ancak yine bu hedeften uzaklaşılmış gözüküyor. Nasıl yorumlarsınız bu verileri? Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan emekli, emekçilerin, bizlerin, sizlerin cebinize girmesi gereken, hakkınız olan, hakları olan ve girmeyen her kuruşun sorumlusu TÜİK'tir. İstatistik Kurumu bir ülkenin en önemli kurumlarının başında gelmektedir. Ama bizim istatistik kurumumuz diğerlerinin aksine kendini itibarsızlaştırma adına her şeyi yapar olmuş. Bugün insanlar, kimse kör cahil değil, herkes aldığı sepetin, aldığı filenin, pazardan yaptığı alışverişin kaça mal olduğunu ve artışın ne kadar etkilediğinin farkında. Ama siz bunları görmezden gelerek tamamıyla 6 aylık yapacağınız zamları düşünerekten emekliye, enflasyonu kontrol altında tutmak için, kendi kağıt üstünüzde kontrol altında tutmak için böyle bir veri açıklıyorsunuz. Ne kadar yazıktır ki, ne kadar acıdır ki, Türk milletinin hak etmediği şeyler bunlar. Ve bu verinin uzaktan yakından gerçeği yansıtmadığını düşün. Benim enflasyonum yansıtmıyor. Benim enflasyonum aylık 7,6. Ben bunu kendime göre hesap edebiliyorum. Kullandığım malzemelerin artışına göre hesap edebiliyorum. Yıllığını da hesap edebiliyorum. Ama işte TÜİK'in yapmış olduğu açıklamalar, dediğim gibi, hiçbir şekilde benim gerçeğimi ve bu milletin gerçeğini yansıtmıyor. Yani bugün hepimiz pazara gidiyoruz. Bakkala gidiyorsunuz, markete gidiyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz. Ya geçen aydan bu aya kadar sürece bir bakın. 10 liralık ürünü 13 liraya mı alıyorsunuz? Hayır, 10 liralık ürünü 16 liraya, 17 liraya alıyorsunuz belki. Yani gerçekten söylenecek çok şey var ama hakikaten bazen insan böyle düşünüyor. Bu veri gerçekten ne için çok önemli, TÜİK'in açıkladığı veri? Hastasınız. Hastalığı teşhis edemiyorsunuz. Teşhis etseniz bununla ilgili tedaviye başlayacaksınız. Yani astım olduğunuzu bilseniz astımla ilgili ilaçlara başlayacaksınız. Bununla ilgili kürler uygulamaya başlanacak. Bileceksiniz ki siz astım hastasınız ve bunun siz astım hastası olduğunuzu bilmiyorsunuz. Siz astım hastası olduğunuz halde diyorsunuz ki ben sapasağlam bir adamım. Dumanlı ortamda geziyorsunuz, dikkat etmiyorsunuz, beslenmenize. Ya işte zaten asıl sorun bu. Herkesin anlayabileceği bir dilden bugün teşhisini yapmadığınız bir hastalığın tedavisine başlayamazsınız. Ancak böyle aylardır yaptığınız gibi işte enflasyonu tek haneye düşüreceğiz. Yabancı yatırımcılar gelecek. Herkes Türkiye ile yakından ilgileniyor. Bizim projelerimizi muhteşem buluyorlar diye kendinizi kandırır durursunuz. Bu milleti kandıramıyorsunuz çünkü artık. Şöyle bir şey açıklayayım sevgili İrem. 3 aylık bütçe açığımız tam 500 milyar lira. 3 aylık bütçe açığımız 2024 senesi. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Bu senin cebine girecek, ailenin cebine girecek veya bu ülkenin madenciliğine, tarımına, hayvancılığına gidecek bir para değil. Bu borç aldığın tefecilerin faizlerine giden para. Bu borç aldığın tefecilerin ana parasına giden para. Ve hala diyorlar ki enflasyonu kontrol altında tutuyoruz. Yabancı yatırımcılar rağbet ediyor. Menkul kıymet istatistiklerine bir bakın. Para geliyor mu, damlıyor mu? Ya bunlar bizim istediğimiz şeyler, bunlar değil. Bizim istediklerimiz bu ülkeye gerçekten katma değer sağlayacak, vergi verecek, insanları istihdam edecek bir fon. Biz bunu istiyoruz. Böyle bir şey de gelmeye bırak. Türkiye'dekiler yurt dışına gidiyor artık. Kendi insanımız, kendi sanayicimiz Türkiye'ye yatırım yapmak yerine yurt dışına yatırım yapıyor. Neden?
senin bu belirsiz verilerinden. Neden? Senin herhangi bir şekilde güven vermeyen orta vadeli planı yüzünden. Neden? Hukuku olan inançsızlık yüzünden. Bugün adam diyor ki ben paramı getirdim veya buradaki adam diyor ki ben yatırım yaptım. AKP ile karşı karşıya geldim. Ben acaba adliye saraylarında adaleti bulabilir miyim? Bu endişeyi yaşıyor. Şimdi bu şekilde olan insan da kimse parasını riske atmaz. Çoluğunun çocuğunun rızkını kaldırıp da AKP'nin iki dudağının arasında bırakmaz. Ne yapıyor adam? Yurt dışına gidiyor. Bak işte bir tane araba markası, şimdi buradan söyleyemiyorum. Araba markası Türkiye'de yatırım yapacağına İspanya'da yatırım yapmayı tercih ettiği daha yüksek maliyetlerle. Neden? Çünkü sen güven vermiyorsun. Bu kadar basit. Onun için de TÜİK'in yaptığı bu gene skandal artış diyeyim. Gerçekten insanların cebinden bu ayda para almaya devam ediyorlar, çalmaya devam ediyorlar hatta. En önemli şey, güvendikleri şey şudur ki bir iki ay sonra yani Mayıs Haziran'dan sonra baz etkisine bağlı olarak enflasyonun düşme hayali. Geçen sene de düştü baz etkisine bağlı olarak. Gene 4 liralık domatesi 20 liraya yedik. Yani hayatımıza böyle çok katkı eden bir durum olmadı. Hemen arkasından Eylül ayında, Eylül ayı geldiği zaman bu yaptıkları kağıt üstü oynamalarının cezasını millet olarak biz çekeceğiz. Ama tekrar söylüyorum sevgili İrem, beni en çok üzen şey, beni en çok yaralayan şey şudur ki bunlara sebep olan başarısız yönetimin her bir ferdinin sanki bu olaylara, bu ekonomik buhrana sorumlusu, bu ekonomik buhranın suçlusu değil gibi ortalarda gezip bir de başarı hikayeleri anlatmaları en önemli şey bu. Einstein'ın bir lafı var. Sizi bir sorunun içine sokan kafalar o sorunu hayatınızdan yok edemez. Yani bizi bir şekilde bu batağa batıran zihniyet veya şey yönetim bu bataktan bizi çıkartamaz sözün özü. Bunu üstüne basa 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 söylüyorum ve olan bu millete oluyor çünkü bu yapılan yanlışların, yapılan hataların, yapılan başarısızlıkların sorumlusu iktidar olmasına karşılık cezasını bu millet ödeyecek. Vergileriyle ödeyecek. Dolaylı zaten ödüyor da ya bu daha hiçbir şey değil ödediği vergiler yani. Bu daha da artarak hayatımıza girecek. Peki Sayın Çanakçı, şimdi aslında çok uzun yıllardır, uzun yıllardır demeyeyim, uzun aylardır, son 3 senedir belki de bir enflasyon canavarıyla dövüşüyoruz ama elde ettiğimizde bir şey yok. Enflasyon durdurulamıyor, yoksulluk giderek derinleşiyor. Şimdi bu açıklanan veri de şunu gösteriyor ki bize, yılın ilk 4 ayında zaten asgari ücret neredeyse %20'ye yakın bir oranda eridi. Bir de bunun üzerine asgari ücrete bir ara zam yapılmayacağı konuşuluyor. Şunu sormak istiyorum. Şimdi ara zam yapmama fikrinin ve isteğinin Mehmet Şimşek'e ait olduğu iddia ediliyor. Sizce iktidar özellikle seçimde aldığı ağır yenilgiden sonra Mehmet Şimşek'in bu isteğini kabul edecek midir? Ve eğer zam yapılmazsa yıl sonuna kadar 17 bin lirayla geçinilir mi? Tersten başlayayım, geçinilemez. Söz konusu bile değil. İnsanlar ellerindekiyle geçinemiyorlar. Böyle bir şeye geçinme imkan ihtimalleri yok. Bu Mehmet Şimşek'in kendi fikri değil, bu IMF'nin fikridir. Bu Dünya Bankası'nın fikridir. Çünkü size destek olan, bir şekilde yardım etmeye çalışan IMF ve Dünya Bankası'nın bir takım şartları, kuralları ve yaptırımları vardır. Zaten şu anda son 3 aydan beri Mehmet Şimşek IMF politikası uyguluyor Türkiye'de. IMF'nin istediği politikayı uyguluyor. IMF'nin yapmayı istediği şeyi uyguluyor. IMF size 100 lira para verir. Bunun 60 kadar vergilerle geri çekeceksin. Senin kasanda duracaklar. Bugün yapılmak istenen şey de aslında tam olarak budur. Onun için Mehmet Şimşek'in yaptığı mesela doğrunun 3 tane yanlış siyasi hamleyle gitmesi bu durum için söz konusu değildir. Çünkü siyasi erk buna karışamaz. Hayır yapacaksın diyemez. Çünkü bu Mehmet Şimşek'in kararı değildir. Mehmet Şimşek'in isteği değildir. Bu direkt IMF ve Dünya Bankası'nın yaptırımlarından bir tanesidir. Mesela Dünya Bankası diyorlar ki Dünya Bankası'ndan kredi aldık diyorlar. IMF'ye karşı olanlar Dünya Bankası'ndan kredi aldık diyorlar. IMF'nin ve Dünya Bankası'nın kapıları böyledir. İçeride birleşir ikisi de. Yani IMF demek Dünya Bankası. Dünya Bankası demek IMF demektir. 35 milyar dolar para tanımlamış IMF. Özür dilerim, Dünya Bankası Türkiye'ye. Hani diyorlar ya 35 milyar dolar kredi almışız. Almadık arkadaş. Almadık. Sadece bize o parayı tanımladılar. Dediler ki Ağustos böceği gibi gezmek yerine eğer gerçekten bir
katma değer sağlayacak, bu milletin faydasına bir şey yapacaksanız, bir proje üretecekseniz eğer, biz size 35 milyar doları 3 sene içerisinde kullandıracağız dediler. Proje finansmanı şeklinde. Ama onun içinde bir şartları var, birçok şartları var. Mesela bir tanesini söyleyeyim. 11 bin tane mülteci ve sığınmacının tarım alanında yapılacak olan yatırımlarda istihdam edilmesi. Sevgili İrem, o kadar zordasın ki ülke olarak, ekonomik anlamda o kadar büyük bir çöküşün içindesin ki adamlar ne derse desin tamam demek zorundasın. Peki, son olarak şunu da sormuş olalım o zaman. Asgari ücrete zam yapılmadı, yoksulluk giderek derinleşti dedik ki kesinlikle geçinilemez diyoruz ama o noktada sizce neler olur? Yani emekçiler biz artık aç kaldık deyip ayaklanırlar mı? İktidar bir geri adım atmak durumunda kalır mı? Yani iktidarın geri adım atması için önünde sadece artık bir anayasa referandumu var. Onun dışında 4 senelik bir süre var önünde. Bir kere geri adım atması gereken hiçbir durum yok. Onların zihniyetiyle söylüyorum. Bakın yanlış anlaşılmasın. Tabii ki şu anda emekliler ve emekçilerin aldığı maaş. Bugün düşünün şöyle bir örnek vereyim. Ev alacaksınız diyelim. Ev almak zaten hayal de. 3 milyon lira kredi aldığınızda 144 ayda yani 12 senede bunun geri ödemesi yaklaşık 14 milyon küsür. Yani sizin 3 milyonu aldığınız krediden bahsediyorum. Ve hala insanların birçok şeyini görmezden geliyorlar. Bugün 17 bin lira kira maaş alan asgari ücretlinin yaşadığı İstanbul'da mesela ortalama kira 22.385 TL'dir. 22.385 TL ortalama kiranın olduğu İstanbul'da yaşayan bir insan asgari ücretle çalıştığı zaman 17.002 lira maaş alıyor. Onun için de emekliler ne kadar alıyor? 10 bin lira alıyor. Bir ev sahibi olmadığını düşün. Bu insan ne yapar? Ne yer? Ne? Dul ve yetim aylıkları 7.500 TL bu arada. Hani emekliler 10 bin lira alıyor. Dul ve yetimler 7.500 TL alıyor. Bu bağlamda dediğim gibi AKP'nin özellikle bu Dünya Bankası ve IMF politikaları gereği Mehmet Şimşek'in uygulamak istediği şeyler tamamıyla sermaye dönük milleti bunaltıcı ve kısıtlayıcı bir tedbirler zinciri içermekte ve bu da Türk milletinin cebine çok çok daha ağır faturalar şeklinde yansıyacak. Dediğim gibi kağıt üstünde TÜİK enflasyonu bir şekilde kontrol altında tutuyor gibi yapabilir. Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası rasyonelleşiyoruz diyerek rasyonelleşmiş gibi yapabilir. Ama ne yaparsanız yapın bu milletin satın alma gücünün yerlerde olduğunun ve milletin %60'ının %70'inin açlık sınırının altında yaşadığı gerçeğini değiştiremezsiniz. Peki Sayın Çanakçı çok teşekkür ediyorum vakit ayırdınız. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diyorum. Sağ olun. Hoşça kalın. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri konuğumuz ekonomist Onur Çanakçı'ydı. Kendisiyle TÜİK'in açıkladığı Nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin konuştuk. TÜİK beklenenin altında bir rakam açıkladı. %3,18 dedi aylık enflasyon için. Yıllık enflasyon da böylece %69,80'e yükseldi. Sayın Çanakçı sizler için yorumladı ve Mehmet Şimşek'in uyguladığı IMF politikasından bahsederek dedi ki milletin cebine çok ama çok ağır faturalar yansıyacak. İlerleyen günlerde göreceğiz. Şimdilik noktalayalım. Yeniden görüşmek üzere.